çok çarpıcı ve bütün Türkiye'nin aslında... Bugün itibariyle Rusya'yla bir anlaşma yeni yaptılar. Ve kendileri kahraman göstermek, heyecanlı göstermek. Şimdi niye sustular, niye konuşmuyorlar? Bu medyada işte iki aydır görüyorsunuz. Bu kadar mutlak gücü vermezler. İddiam odur. Ve tabii şüphesiz FETÖ'den sonra her şey tek bir adamın elinden giderse 15 yıl sonra bütün dünyanın teknolojiden geri kalan hiçbir ülkenin artık yaşama şansı yok. Nihat Gençever Yansın programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta hareketli bir haftaydı ve bir haftayı geride bıraktık. Tabii Nihat Genç'in yazılarıyla gündemi oluşturan bir hafta da yaşadık. Geçen hafta bir program yaptık. Yaptığımız program çok konuşuldu. Arkasından Nihat Genç konuyla ilgili bir yazı da yazdı. Yazı üzerine defalarca ve defalarca da tepki de geldi. Hem olumlu hem olumsuz. Bunlara yanıt veren bir yazıda kaleme aldı Nihat Genç. Onu soracağız. Ne oldu bir haftada? Ne konuşuldu, nasıl tepkiler aldı ve ne anlatıyor Nihat Genç? Bunu soracağız tabii. Bunun yanı sıra İYİ Parti de beyannamesini açıkladı, seçim beyannamesini. Orada da enteresan, ilginç ayrıntılar var. Onlara da girmeye çalışacağız bir yandan. Bir yandan tabii seçim satı devam ediyor. Herkes açıklamalarını yapıyor birer birer. Ve ne olacak, son süreçte nasıl bir tablo ortada, onu konuşacağız Nihat Genç'le. Bunun gibi birçok şey de var. Ama tabii son bir gelişmeyle, en azından haberlere düşen gelişmeyle başlayalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil sınırına çok yakın bir süre bölümde şu an hareketli bir halde duruyor ama olası bir şekilde Kandil'e girip girmeyeceğine dair bir bilgi yok. Ama o bölgede bir üs kurduğunu açıklamıştı Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkuk Kampı'nın etrafında. Şimdi ona ilişkin bir hareketlenme durum söz konusu olabilir. Tabii bir yandan da tabii Münbiç'te gelişmeler var. Amerika ile Türkiye acaba anlaştı mı, anlaşmadı mı? Bütün bu sorular ya da 4 Haziran'da bunun cevabını bulacak. Şimdi Nihat Genç'e dönelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi geçen hafta bir program yaptık. Yaptığımız program sonrasında bir de yazı yazdın. Yazdığın yazı ya çok etkili oldu. Sessizlik, bir sessizlik var. Yani bir ihanet bildirgesi imzalandı. Bu bildirge karşısında CHP'lilerin hepsinde büyük bir sessizlik hakim. Seçim beyannamesi. Evet. Bu sessizlik devam ediyor. Söyleyecek bir şey yok. Durum budur yani. Büyük bir sessizlik var. Bu sessizlik. Peki bu insanı... sessizliği neye bağlıyorsun? Ya bir şeye bağladım yok işte. Almışlar gidiyorlar. Bir şeye bağladığımız yok. Hepsi şeye girmiş yani. Çözüm sürecine girmiş. Girmeyen yok. Çözüm sürecine. Peki. Hepsi ilan etti yani. Yazdığın... Galiba bu Kandil AKP'nin büyük numarası olabilir yani. Kandil'e doğru gitmeye başladı Türk ordusu. Valla ben Ege ve Akdeniz'de böyle bir hamle bekliyorum ama. Bir şey olabilir oradan, hani seçime yakın Kandil'e girerse Tayyip büyük bir numara yapar. Öyle bir şey oldu. Söyleyecek çok şey yok yani. Galiba, yani galiba değil, seçim zaten kim kazanırsa kazansın. Kemal Derviş kazanmış olacak. Yani. Seçim beyannamesi bunu mu gösteriyor bütün hepsini? Evet yani. Kemal Derviş de gelecek, bu 400 milyar 500 milyar borcu nasıl halledecek? Bir iddiaya göre de Rusya'nın ve Çin'in Türkiye'yi kendilerine bağlamak için kriz süreci başladığında Avrupa'nın ve IMF'in kurtaracak gücü var mı? Tam da bu arada 90-100 milyara ihtiyacı olabilir diye Putin'in ve Çin'in 90-100 milyarı blok ettiği. Yani Türkiye'yi kendilerine bağlamak için, tarihi bir fırsatı kullanmak için. Olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Hazır Türkiye düşmüşken sokaklara perişan, bir sente muhtaç olabilir yani. Şimdi bence biraz bu geçen haftanın o konusunu biraz tartışalım. Yani ya çok tartışacak bir şey yok. Söyleyeceklerini söyledik. Bunlar hepsi aynı yani. Kendimizi yormamıza da gerek yok yani. İYİ Parti'nin beyannamesini de mi aynı şekilde okuyorsunuz? Evet. O daha utangaç. Daha utangaç söylemiş ama yani öyle çok umut... Ama söylemiş. Söylemiş evet. Mesela bazı şeyleri de hiç yapmasın Meral Hanım yani. TİKA'yı kaldıracağız. Evet. TİKA biliyorsun yurt dışı şey. Bu FETÖ ağzıdır. Bunu yapmasın yani. Onu kaldıracağız, bunu kaldıracağız. Şunu açacağız, bunlar FETÖ ağzıdır. Yapmasın, dikkatli olsunlar. Yani Tayyip Erdoğan, şu imam hatipleri biraz zayıflatsa, sayılarını durdurdum dese Tayyip Erdoğan. İmam hatipleri yarı yarıya indirdim dese, bir iki bir şey yapsa topluma, alır götürür yani. O kadar büyük bir şans oluyor Tayyip Erdoğan'a. Bu taraftakilerin seçim beyanlarına bakarsak. Burada katılıyorum. Çünkü şöyle bir durum var.
Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesi hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kabul edebileceği bir beyanname değil. İyi Parti'nin beyannamesi ayrıntı gizlenmiş birçok şey var. Yine desteklenmiyor. Yine Saadet Partisi'nin beyannamesinde aslında ayrıntılar var ama Altan Tan çok önemli bir şey söylüyor. Hepsi girmiş. Bu biz şey yapmaya gerek yok. Bunlar hepsi birbirine çocuk. Ama Adalet Kalkınma Partisi'nde de benzer. Aynısı da. Turgut Özal'lar, Demirel'ler, Tayyip'ler, Kemal Dervişler hepsi işte aynı çizgi. Burada çok söyleyecek bir şey yok. Türkiye'nin malumu bunlar. Yine de milletimiz nasıl oy verecek, ne yapacak ben de bilmiyorum. Yani böyle bir şey var. Ünlü bir şey vardır. Fıkra vardır. Tarihimizde çok ünlü fıkradır. Ben bunu anlattım galiba bir iki sefer. Şeyh Mansur Yalın Efendi diye. Dervişin biri çölde gider eşeğiyle. Çölde giderken eşeğe ölür. Issız bucaksız bir yerde ölür. Ölünce ben şimdi çölün ortasında kaldım. Ne yapacağım diye ağlamaya başlar. Ama nasıl ağlıyor? Feryat figan. Ta ötelerden bir kervan geçiyor. Bunun feryat figanlarını duyuyorlar. Duyunca geliyorlar. Neye ağlıyorsun? Adam da işte eşeğe mi ağlıyorum diyemiyor. Benim bir şeyhim vardı. O öldü yolda. Ona ağlıyorum diyor. Gömdüm de onu diyor. Lan diyor sen ne güzel bir adamsın diyor. Bu kadar ağlıyorsun diyor şeyhinin peşinde diyor. Sen büyük bir evliyasın diyor buna. Buna yardım ediyor kervan. Buna yardım ediyor. Bakıyor ki lan diyor ufak bir yalan söyledim. Şeyhim değil de eşeğim de. Eşeğimi söyledim. Eşeğimin şeyh olduğunu söyledim. Para geldi diyor. Sonra o kervancılar gidiyorlar kasabaya yollarına gidiyorlar. Karşıdan da kervanlar geliyor. Kervanlara tabii şu yolda hoş beş ediyorlar. Hoş beş ederken ne var ne yok? Ya diyor şu yollarda diyor bir büyük derviş adam gördük diyor. Böyle diyor şeyhini seviyor, şöyle seviyor diyor. Gelenler de yolu değiştiriyor kervanlar. Bunun yola uğruyor şimdi. Eşeğin olduğu yere uğruyorlar. Mezarı. O kervan uğruyor, bu kervan uğruyor. Diyar diyar lafı, şöhreti gidiyor. Derken bu da her gelen parayla, her gelen de tabii yardım ediyor. Önce eşeğin etrafına bir çit. Sonra o eşeğin etrafının üstüne bir türbemsi tahtadan bir şey. Sonra tabii burada yemek satan çıkıyor, su satan çıkıyor, demirci çıkıyor. Burası oluyor küçük bir kasaba. Neymiş efendim? Burada Şeyh Mansur Yalın Efendi varmış. Adamın şöhreti günden güne büyüyor. Büyüyünce buna başka öbür kasabalardan bir tane haber geliyor. Diyor ki ya sen bu kadar büyüdün ama burada bir şeyh efendi var diyor. Onu ziyaret etmen lazım, elini öpmen lazım diyor. Bu da hani bu şeye uyalım diyor, gelene uyalım. Bizim Şeyh Mansur Efendi olarak biz gidelim, öbür şeyhle bir dostluk kuralım, muhabbet kuralım. Öbür şeyhin yanına gidiyor. Ne haber, nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İşte sizin şeyhinizin şeceresi, yani nereden geldi, atası, dedesi kim falan derken, ya dön dedi ki ya şeyhim dedi, ayıp olmasın dedi. Benimki şeyh falan değil dedi. Benimki bir eşek dedi. Ama dedi ben eşeğe gömdüm dedi. Millet para vermeye başladı. Yardım etmeye başladı. Bu hale geldim dedi. Öbür şeyh de eğildi kulağını dedi ki sakın kimseye söyleme. Burada yatan da Şeyh Mansur Yalın dedesidir dedi. Şimdi Tayyip'i, Turgut Özal'ı hepsi birbirlerinin şeysi yani bunlar dedeleri yani. Bunlara bizim söyleyecek lafımız yok. Biz de bunları zamanında çok söyledik. Çok anlattık yani. Bir gün Nasrettin Hoca davulla, eşeğiyle üstünde davulla mal satıyor. Sokak sokak geziyor. Böyle harabe bir eve geliyor ki avlusunda kimse yok. Kapıyı çalıyor, kimse yok. İçeri giriyor, kimse yok. Bu davul çala 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 evin içine giriyor. Evin içinde de meğer o şehrin çok mümtaz, ileri gelen bir tane kadını o şehrin müftesiyle haşna pişna içinde çırılçıplak soyunmuşlar. Hoca kulak veriyor ki bunların konuşmasını dinliyor dışarıdan. Bunlar da şöyle konuşuyor. Bunlar ikisi anadan ölen çıplak, fantazi peşindeler. Kadın demiş ki, kadın da diyor ki bu arada müftü hoca da dinliyor. Burada diyor her hafta geliyoruz diyor. Böyle diyor senle diyor müsabaka yapıyoruz diyor. Ama artık diyor sıkıldım diyor. Buna diyor yenilik getirelim artık diyor. E ne yapalım? Ben diyor şu duvara geçeyim diyor. Beyaz kale olayım diyor kadın. Müftü efendi sen de karşıya geç. Kızıl şövalye ol. Bana Allah Allah diyor hücuma geç diyor. Tam orada hoca davula vuruyor. Davula vurunca bunlar ev cinlendi diye kaçıyorlar. Gizli odalara doğru gidiyorlar. Hoca da bakıyor ki herkes kaçmış. Kimse yok. Cinlenmiş bir ev. Giriyor.
şey, Müftü'nün çok güzel samur küklü, çok güzel bir şey var, onu giyiyor. Elbisesi var, onu giyiyor. Cübbesini giyiyor ama sırmalı, altın sırmalı falan. Böyle giriyor. Aylar yıllar geçiyor. Müftü'nün adamları geliyor, Müftü'ye diyor ki, Müftü Efendi diyor, Müftü ne diyelim, Kadı Efendi diyelim, Kadı Efendi. Senin diyor cübbeyi çalanı diyor bulduk diyor. Pazarda diyor eşeğiyle mal satıyor. Ben şimdi ona göstereyim diyor. Adamdan alıyor. Nasrettin Hoca'nın yanına iniyor. İniyor. Hoca diyor ne satıyorsun diyor. Şunu satıyorum diyor. Bu üstündeki diyor cübbeyi nereden aldın diyor hocaya. Böyle şey yapa yapa anlam imal imal. Hoca diyor ki Kadı Efendi diyor. Ben diyor bu diyor cübbeyi diyor hatırlar mısınız bilmem diyor. Beyaz şey diyor, Kızıl Şövalye diyor, Beyaz Kale'ye hücuma geçmişti. O savaşta diyor, Mehteran davulunu ben çalıyordum diyor. o savaşta kaldım. Tabii katı dokunamıyor, hiçbir şey diyemiyor. Biz 30 yıldır, yani FETÖ döneminde de, Tansu döneminde de bu davulu çalıyoruz. Davulu çalıyor, çala 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 bugüne geldik yani. Artık söyleyecek bir şeyimiz yok, söylediğimiz laflar aynı laflar. Şunu söyleyeyim o zaman yani Nasrettin Hoca fıkrası anlatıyorsun da Nasrettin Hoca fıkrası anlatmak, 7 kere anlatmak gelenekten... Eski sözü geleneğimizdedir. Pekişsin diye söylerler. Değil 7 mi? Kere anlatılması lazımmış. Ne yapacaksın 7 kere anlatmak? Severim ben. Güzel fıkralar çok severim. Var mı abi o zaman? Başka? Yani, tabii konudan çıkalım biraz. Tabii şey... Senin derdin Nasrettin... konudan çıkmak biraz da sanki. Anladım yok kadar. Yok hayır şey yapmak. Konuyu içeriden anlatmak. Bir gün hoca kızını evlendirmiş. Kızını evlendirmiş. Kızını evlendirince cümbüş, cemaat, gelin evi falan böyle kalabalık, tantana falan. Derken kızı evlendikten sonra ayrılmış evden. Tam ayrılırken aklına gelmiş. Demiş ya demiş, biz bu kızı evlendirdik ama hiçbir şey de öğretmedik bu kıza demiş. Almış bunu bir telaş. Koşmuş tekrar eve. Eve koşunca ev kalabalık. Kızı gelin. Kızı yani gelin orada oturuyor. Hepsi kayınvalide, komşular, herkes de onun etrafında. Kalabalığı yara yara girdi ve kızına bağırıyor. Bak kızım, iğneden diyor, ipliği geçirdiğin zaman o geçirdiğin ipliği düğümlemeyi unutma. Yoksa iplik geri çıkar, iğne elinde gala kalırsın. deyip gidiyor. şimdi ben de gitsem diyorum şey Meral Hanım'ın mitiklerine bak, düğümle orayı. Böyle dikkat ediyorum, dikkat ediyorum bir şey diyorum. Düğümle orayı yoksa bak iğne elinde gala kalırsın diyeceğim. Gerçekten Nasrettin Hoca Türk kültürünün filozofisidir. Yani nasıl Yunan felsefesi vardır. Bizim de halk felsefemiz Nasrettin Hoca'nın içine girmiştir. Yani Nasrettin Hoca da içindedir bunlar. Çok güçlüdür yani. Eskiden anlatılırdı da şimdi pek anlatılmıyor. Ya. Hatta gün, senden dinlerdik çoğu zaman. Yani. Yok ben FETÖ döneminde hukuki suçlama olmasın diye FETÖ fıkraları, Ezop masallarını çok anlattım. İşimdi bu yani. Sonra yıllar sonra şey yaptım. O dönem geçtikten sonra çok kullanmadım. Ama yeri geldiğince söylemek lazım. Mesela bir fıkrasında bir tane kadın geliyor Nasrettin Hoca'ya. Diyor ki genç kadın. Hocam diyor, kocamla bizim diyor çocuğumuz olmuyor diyor. Akşamları diyor böyle hüzünlü hüzünlü oturuyoruz diyor. Evde diyor çocuk olmayınca da evinde neşesi olmuyor diyor. Çok garip garip duruyoruz diyor. Buna diyor bir çare de bulamıyoruz diyor. Buna diyor bir çare bulabilir misiniz? Siz diyor alim adamsınız diyor. Hoca da diyor ki gel bakayım kızım diyor bu ciddi bir iş diyor. Şöyle bir karşıma otur bakayım diyor. Bu diyor ırsi bir sorun da olabilir diyor. Şimdi söyle bana bakalım. Annenin çocuğu var mıydı senin? bu. Buradan nasıl? Nereye mesaj gönderirsen? yok bir yere mesaj gönderdiğim yok. Hayır buralardan bir yere mesaj gönderdiğim yok. Bu Türkiye'de artık söz söylenecek yerden çıktık. Söz bitti yani. Toplum korku toplumu olmaya başladı. Korkuyor seçimden. Yani seçimin en büyük şeysi korkuyor. Seçimlerde ne olacak diye. Ne olursa olsun değil mi sonuç? Yani sonuç ne olursa şimdi, olsun tabii, korkuyor. Tabii şunu rahatlıkla söylemek lazım. Sonuç ne olursa olsun bir kere huzur vaat etmeleri lazım, güven vaat etmeleri lazım. Liderlerin ağzında şu anda bir güven yok, bir huzur da yok. Ama bunu vaat etmeleri lazım, bunu söylemeleri lazım. En çok
seçmenin içindeki endişeyi gidermeler lazım. Böyle bir şey yok. Korku insanın beynini karıştırır, her şeyini karıştırır. Sağlık da seçime gidemez. O yüzden en çok, iktidarın en çok durması gereken yer şeydir. Güvendir yani. Güven pozisyonunda durması lazım. Ama tam tersinde. Biz Türk meselesi üzerinden vaat ediyoruz. Para kurtaracağız. Huzurlu olacaksınız paranız olunca, onu vaat ediyoruz. İşte 2-3 ABD ile şöyle gideceğiz, Batı ile şöyle hareket edeceğiz diye vaatlerde bulunuyoruz. Hiç öyle senin bahsettiğin huzur, güven. Tabii yani bizim çözecek bir şeyimiz yok. Ama liderlerin güven vaat etmesi lazım. Seçimden sonra panik ortamı, kaos ortamı olmaması için şimdiden aklı başında cevaplar vermesi lazım. Uyanık olmaları lazım, söylemeleri lazım. Bir yere bağlamaktan değil de hoca gece karısı yanında uyuyor. Uyurken gece rüyasında komşu kadınlar hocaya ikinci bir karı alıyor rüyasında. Gerdeğe sokuyorlar. Hemen karısını dürtüyor. Uyan uyan diyor. Ne biçim kadınsın diyor. Bak beni diyor komşu kadınlar evlendiriyor. Sen hala uyuyorsun diyor. Kadın ses vermiyor. Ya diyor sen ne biçim kadınsın diyor. Bir daha vuruyor. Sen ne biçim kadınsın diyor. Beni evlendiriyorlar. Sen böyle uzanmış yatıyorsun diyor. Kadın yine ses vermiyor. Hoca diyor ki demedi deme. Kocanı evlendiriyorlar. Hoca çıkmış şeye, kürsüye, demiş, ey cemaat demiş, benim ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Cemaat demiş, biliyoruz demiş. Hoca da demiş ki, artık diyor, bildiğinize göre diyor, fazladan başınızı ağrıttım diyor, kürsüde. Türkiye'nin gidebileceği bir yer yoktur. Bizim dua edeceğimiz, söyleyeceğimiz tek şey huzurlu bir seçime girmesidir. Türkiye'de Tansu Çiller döneminden, Turgut Özal döneminden beri Türkiye'deki beyin dağılmıştır. Hepsi HDP ve PKK'yla bir şeyi çözüm sürecine şimdiden akletmişlerdir, anlaşmışlardır. Burada çok da yapılabilecek bir şey yoktur yani. Biz dua edeceğiz ülkemiz için. Yani çok umutsuz da değiliz. Yani şunu da söylememiz lazım. Biz seçim galip gelse de keyfimiz iyi olmalı, gelmese de. Çünkü bizim bir davamız var. Biz bu davayı, cumhuriyet davasını, yurttaşlık davasını, hukuk ve eşitlik davasını sadece seçim için mi şey yapıyoruz, taşıdık bunca yıl? Hayır. Seçimlerde de, seçimler böyle de çıksa biz cumhuriyetçiyiz, mücadelemize devam edeceğiz. Seçimler şöyle de çıksa mücadelemize devam edeceğiz. Bizim için umutsuzluk diye bir şey yok. Şu anda halükarda, şu andaki partilerde büyük bir kararsızlık var ve bu kararsızlık zaten seçmene de yansıyor. %33 ya yani en akıllı anketlerde %30 diyelim muhalefet çıkıyor. %30-33 diyelim 35 Tayyip Bey çıkıyor ama %36 kararsızlar çıkıyor. Yani herkeste büyük bir kararsızlık var. Yani Türkiye'nin geneli böyle. Buna söyleyecek çok şey yok. Şu anda bir gürültü ortamı var. Bu gürültü ortamında haralaya horalaya getiriyorlar. Hepsi İngiltere ile, Batı ile anlaşmış. Çözüm sürecinde anlaşmış. Yani bunu hepsi söylüyor. AKP de söylüyor, öbürleri de söylüyor. Yok birbirinizden farkınız gibi. Seçim beyannamelerinde biri açıkça aktediyor, biri gizlice söylüyor. Bu da çok ortada bir şey. Tabii Türkiye'nin ümmünden sıktılar artık. Söyleyecek çok şey yok. Seçim beyannamelerini okuduktan sonra şunu söyledim kendime. Dedim çok zavallı bir ülkeymişiz dedim. Bu millet dedim bir tek beyannameyi dedim. Kendine ait bir beyannameyi dedim. 1924 Anayasası'nda. O gün bugün yok. Yani milli irademizde bir beyanname yok. Bu çok net ortada. 60 Anayasası'nı bile Cengiz Akıncı Bey çıkardı ortaya. Biz gençliğimizden beri bunu söylerdik. Liberal, Amerikancı bir anayasadır yani. Tavizkar. O da 60 Anayasası'nı kimlere yaptığını da gösterir. Bu Amerikan dayatmaları, Avrupa ve İngiliz dayatmaları bitmemiştir. Önümüzde kim seçilirse seçilsin, Kemal Derviş gelecek. Bunun başka da bir yolu yoktur. Bu büyük bir Türk. Solun büyük bir korkusu vardır. Yani sol, işte çok olalım, sayımız çok olsun diye hiç akla gelmedik ittifaklar kuruyor. Bu doğru değildir yani. Ta 1960'lı yıllarda Marx, Engels arkadaşları İngiltere'de İşçiler örgütlüyorlar. Çok büyük bir işçi partisi falan böyle şey. Tam bu arada İrlanda bağımsızlık savaşları biliyorsun. İrlanda bomba atmaya başlıyor. Seçime de gidiliyor. İrlanda da bomba atıyor. İrlanda bombalar atıyor. Onlar onu çok fark etmiyor.
Bunlar da büyük bir umutla İşçi Partisi'nin kazanacağını umuyorlar. Çünkü yoksul, fakir işçilerin İşçi Partisi'nden yana oy kullanacağını düşünüyorlar. Milyonlarca ekmeğini geçindiremiyor. Adamlar, affedersin, sokakta yatıyorlar yani. Ahırlarda, domuzlarda yatıyor insanlar. Herhalde sana oy verir diye düşünüyorsun yani. Milyonlarca insan. Seçimleri bir açıklanıyor ki Muhafazakar Parti kazandı. Bu hep solun tarihinde olmuştur. Seçimler açıklanır ve hep sağ kazanır. Sebebi, çünkü milliyetçi tepkiler ayyuka çıktığı zaman, ki bunu sonra Marx'lar da öğrendi, sonra sol da öğrendi bunu. Seçim yaklaştığı zaman aman savaş çıkmasın derler. Milli tepkiler coşar ve kaybederiz diye. Ama bunu çok sonra öğrendiler. Ama bunu hala öğrenemeyenler var. Yani sen eğer Suriye'de savaş içindeysen, ülkede bir iç savaş pozisyonu varsa sağ kazanır. Bu hep böyledir. İtalya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de bu değişmemiştir. Şimdi sen kalkıp milli düşmanlarla el ele giriyorsun ve sağ kazanacak. Bu çok Allah'ın emri yani, bundan kurtuluş yok. Bu bir yasadır yani, siyasi bir yasadır. Bir yasayı hatırlatıyorsun işte. Ama bunu ben 50 kere de yazmışımdır. Yani niye, daha önceki seçimler... niye ısrarlı peki o zaman senin yani dediğin? Akılları almıyor, yetmiyor, cehalet yani. Cehalet mi yoksa kasten mi? Yani bu kadar cehalet Marx'ın lafıdır. Cehaletin imdadına yetiştiği hiçbir şey yoktur yani. Cehalet bir şeye yetişemez. Gerçekten cehalet olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, cehalettir. Bir takım cehalet, bir takım da ihanet vardır. Tabii şimdi kalkıp televizyondan şu ihaneti şu diyemeyiz. Fakat ihanet edenler de bellidir. Yani biz şu adamlar ihanet ettiğini söyleriz. Şimdi gözümüz önünde bir parti dizayn edildi değil mi? Gördük. Yani Onur Öğmenler, Bürgül Aymanlar atıldı. Yerine Tekin Bülgön, Bekiroğlu, Eren Erdem gibi adamlar getirildi. Bunu gördün mü? Gördün. Gördük. Peki buradan ne çıkar? Niye attılar? Yani niye böyle milli memleketine güvenen, arkası açık, aydınlık insanları attılar da Eren Erdem gibi, Bekiroğlu gibi, Tekin Bülgön gibi, Erdoğan Toprak gibi karışık adamları aldılar. Bunlar bir hesapları vardı. O hesap içinde en uygun vakitti seçimden önce. Şimdi bu niye bu 8 yıldır ağızlarda geveledikleri çözüm sürecini şimdi kalkıp söylediler? Çünkü seçmene yapabileceği bir şey yok. Mecbur kaldılar. Nasıl Tayyip'e karşı saldırıya geçilmiş durumda? Kimse kalkıp bir şey diyemez. Oylar bölünür diye. Bu böyle de bir kalleşlik yaptılar. Tam seçimin arefesinde açıklayarak. Bunu anlatamaz. Ama burada şunu sormak da lazım. Peki cehalet nerede? Cehalet seçmende. Hala birileri geliyor. Ben Atatürk'üm diyor. Deyince, Kemalist'im deyince övüyorlar bunları, alkışlıyorlar. Öyle değil mi abi? Halk gibi açıyorsun, alkışlıyorlar. Kim alkışlıyorsun? Erdoğan Toprakların, Tekin Bülgöllerin, Eren Erdemlerin partisini alkışlıyorsun. Ama Atatürkçülükle, Kemalistlikle de onu şey yapıyorlar. Kamufle ediyorlar, gizlemeye çalışıyorlar. Sorsan hepsi atılıyor. Tabii yani bu şimdi bu burada %25 seçmene konuşman lazım. Atatürk'üm diyene alkışla, Atatürk'üm diyene alkışla. Yok böyle bir şey. İşte Emin Çalışan Bey kalktı HDP'ye tam destek veren yazı yazdı. Tam destek. Şimdi bunun nedir bu şimdi? Nasıl açıklayacağız bu? Şimdi HDP'ye tam destek veriyor. PKK sitelerinden Emin Çalışan'a övgüler yağıyor. Nihat Genç karşı çıkıyor. Nihat Genç karşı çıktığı için PKK siteleri Nihat Genç'e saldırıyor. Bir de bana saldırdıkları çok eğlenceli saldırıyorlar bana. Yani şöyle diyorlar. Nihat Genç PKK'ya ve demokrasiye düşman. Hem öyle diyorlar hem de sövdü. Neyse işte. Şimdi hayır, onlar böyle yapmıyormuş gibi. Burada bir şey söyleyeyim. Yok, orada şu cümleyi tamamlayalım. Peki. Şimdi burada Emin Çalışan Bey, hatırlayın. Yani Emin Çalışan'ı da ortaya almayan diğer yazarlar da aynı. Bugün Sözcü Gazetesi tam anlamıyla sessiz kalıyor. Hani bozulmasın, onların niyeti bozulmasın. Açılımı halkımız duymasın. PKK ile anlaştığımız duyulmasın. Hani seçim şeye gitmesin. Muharrem İnce'ye gitmesin. Bizim oyumuz muhalefetidir. Önce onu söyleyeyim. Bizim oyumuz öyle ya da böyle muhalefetidir. Bu ayrı bir şey. Ama gerçeği de ortaya koymamız lazım. Ya bu ihanet bildirgesi var burada. Bunu da söyleyelim. Şimdi daha önce, hatırlayın bundan 8-7-8 yıl önce Sarıgül'ü desteklediler. Sarıgül nedir? İşte Murat Haznedar. Belediyeyi elinde tutamadı. Beşiktaş Belediye Başkanı'ydı. Sarıgül'ü niye desteklediler? Orada çok güzel milli adaylarımız vardı, güzel insanlarımız vardı. Ya işte o alır oy. Böyle sağcı macı ve ağız. Sarıgül'den sonra kimi desteklediler? Bir bakın bunun da tarihine. Ekmelettin'i. Ekmelettin'den sonra kimi desteklediler? Abdullah Gül. Abdullah Gül'den sonra kimi desteklediler? Şimdi HDP'yi yani APO'yu. Şimdi sistem bu.
Yani Türkiye'nin önüne milli adaylarla çıkma şeysi, heyecanı duymuyorlar. Hevesi duymuyorlar. Arzuları yok. Yani burada bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vatan ve cumhuriyet duygusu gitmiş. Seçimi alacağız diyor. E sen kan pazarlığı yaparsan seçimi nasıl alacaksın? HDP'ye söz vermişsin. Söz vermişsin. Yazılı kontrat vermişsin. Sezgin Tanrıkulu diyor. Bakın diyor. Yazdılar diyor buraya diyor. Artık geri dönüş yok diyor Diyarbakır'da konuşmasında. Gelip havaya uçuracak çocuk seni. Sen bana söz verdin yapmıyorsun diyecek. Ya Tayyip'ten kurtardığın ülkeyi kime vereceksin? İşte bunlara vereceksin. 780 bin kilometrenin 400 bin kilometre karesini masaya koyuyorsun. 15 vilayeti değil mi yerel yönetimde... Kırmızı çizgim yok diyorsun. Kırmızı çizgim yok diyorsun. Bunu anlaşma imzalıyorsun yani bunu. E bunlar çok tehlikeli gidiş. Kırmızı çizgim yok demek zaten. Ben devletle masaya oturuyorum. Devlet kuracağım diye masaya oturuyorum diyebilir yani. Tabii. Türkiye'yi sıkıştırdılar. 30 yıldır tabii bu işler Turgut Özal'la başladı. FETÖ'lerle başladı. Sağ'la başladı. Ve Türkiye'yi son ümmünden sıktılar ve seçime, Milli Partisi seçime sokuyorlar. Yani Milli Partisi derken yani güçlü kitle partisi olmadan buna şey yapıyorum. Yoksa milli seçenekler orada da var. Ama bugün televizyonlara, aydınlara baktığın zaman bu üç partinin de çözümcü olmasından büyük mutluluk duyuyorlar hepsi. Burada mesela bir... AKP niçin çözümcüsün diye Muharrem İnce'yi eleştirmiyor. Çünkü kendisi de çözümcü. Şey 8 artı bu eğitim yasasına göre eleştiriyorlar birbirlerini. Evet. Hepsi aynı çünkü. Yani Türkiye'nin beyni dağıtıldı. Hatta bir Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylemiş açık açık. Bana dolaylı geldiği için söylemiş diyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şeyi bildirgesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirgesinden daha cumhuriyetçi. Tabii. Şimdi tabii. Hali hazırdaki bir milletvekili yani. Şu anda şeyde yani şu anda beyin dağıldı. Türkiye'de milli bir parti, milli bir heves kalmadı. Ama Türkiye'nin biz yine de Türkiye'nin bir seçmeni var diyoruz. Halkı var diyoruz. Muhalefet alırsa şöyle bir teori ortaya çıkıyor. Diyorlar ki Akşener'i destekleyelim diyorlar. CHP'yi de yıkalım diyorlar. CHP yıkılsın. Akşener'in iktidarında CHP'yi milli bir parti olarak toparlar. Akşener'e karşı mücadele edelim. Ne değişecek? Ya bilmiyorum. Öbür türlü ne değişecek yani? Bu bomboş, umutsuzluk içerisinde bir şey yani. Çözüm bu, arayışı. Çözüm arayışı, bir tahmin arayışı. Hiç değilse CHP akıllanır. Seçimlerden sonra iyi bir CHP'miz olur ve onunla mücadele ederiz. Ama bu CHP zaten çözümcü bir CHP. Bu CHP'nin AKP'den farkı ne? Yani pazarlığa oturmuş bir CHP'nin değil mi? E tabii bu normal bir akıl mı? Değil. Ama yani böyle saçma sapan herkes karmakarışık. İşte bir şey soracağım burada. Şimdi diyorum ki bakın bildirge burada diyorum. Seçim bildirgesi burada. Partinin seçim bildirgesi burada. Ne diyorsunuz diyorum. Burada diyor böyle bir şey yazıyor olabilir ama diyor öyle bir şey söylemiyor diyor. Bak diyor burada diyorum ama bak bu var diyorum. Eyalet var, özellik var, çözüm süreci var, PKK ile masaya oturma var. Yetmiyor ABD var, NATO var diyorum. Hayır diyor öyle bir şey söylemedi ki diyor. Ya yazmış diyorum resmi. Görmek istemiyoruz biraz herhalde abi. Ya şimdi gürültüye getiriyorlar. Hepsi için söylerim bunu zaten. Tabii hepsi diğer için. Bütün partiler için söylüyorum. Bütün insanlar bize. AKP'li arkadaşlara da söyledim. Yani bakın var. Yok abi öyle bir şey yok diyor. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. Yani gürültü seçimlere mi arifesinde gürültü. Herkes bir şey söylüyor. Ortalık karma karışık. Bu gürültü ortamında bizi alet yani biz seçmeni çekiç olarak kullanırlar, makas olarak kullanırlar, eşya olarak kullanırlar. Şu anda biz eşyaya dönüştük. Bir irademiz yok. Yani gidip İYİ Parti'yi, CHP'yi, öbür partiyi içeriden değiştirecek, dönüştürecek. Dönün bu sevdadan. Şuraya bir de düzgün bir madde yazın diyeceğimiz bir şey yok yani. Öyle bir gücümüz yok. Bu şunu gösteriyor. Sabahtan beri yaptığımız konuşmanın özeti. Atatürk sahipsiz, Cumhuriyet yalnız. Atatürk yalnız ve Cumhuriyet sahipsiz. Bu gerçeği bilelim. Bu gerçeği bildikten sonra gidip oyumuzu verelim. Ona göre tedbirli olalım. Bu iktidara gelirse, şunu desteklersek bize şu tür karşı ve gizli oyunlar yapabilir diye temkinli olalım. Ve yapacağımız başka ne var? En mantıklısı bu. Ve gidelim yine muhalefet oy verelim. Ama muhalefeti de şey tutalım. Yani dikkatle duralım, tetikte duralım. Bunun dışında bizim söyleyeceğimiz ne var? Yani şimdi tek başımıza kaldık, 3-5 kişi kaldık şu anda. Kime giderseniz gidin, yalnızız diyor herkes. Yani bizim parti programımız yok, bizim parti projemiz yok.
ve büyük bir korku ve endişe hakim. Buradan çıkış yok. Kesinlikle çıkış yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Bey'in yaptığı da biraz geç yaptı. Projeyi açıkladı, PKK projesini. Biraz geç yaptı ama doğru şey yaptı bence, güzel oldu. Onların da yüzü çıktı ortaya. Bugüne kadar ima ediyorlardı, gizli yapıyorlardı. Net, maskara suratları, yani bir ihanet bildirgesini hazırlayan gizli niyetleri, komploları, kumpasları artık kumpas ve komplo değil, ortada ilan ettiler. HDP'de destek verdi, CHP çizgimize geldi diye açık evet. Açık söylediler. Benim anlamadığım şu, başta söyledin aslında da, yani konuşulmadı bu, bildirge hazırlıyorsun, 240 sayfalık bildirge koyuyorsun bunu halkın önüne, 80 milyonun önüne okusun diye okuyor mu okumuyor mu belli değil ama. Aydınlık bunu haber yapıyor, Nihat Genç bunu yazıyor. Başka üçüncü bir kişi yok mu? Yok mu? Üçüncü bir kişi yok mu? Niye bunu tartışmıyoruz? 240 sayfalık belge. Tabii canım. Biz de bunca zaman söyledik yapacağımızı, yaptık yani. Nasrettin Hoca öküzü de çift sürüyor. Çift sürerken öküzü boyunduruk kayışı kopuyor. Hoca da bu kayışı nasıl bağlayayım diyor. Sarığındaki tülbenti çıkartıyor, çözüyor. Kayışın yerine koyuyor. Kayış yıprandığı için kayışın yerine takviye ediyor şey, tülbenti. Takviye edince biraz sonra ho ho diyor, tekrar çifte sürüyor. Sürünce tülbent tabii kayış gibi zorlanıyor. Zorlanınca cırt sesi geliyor, fiyak fiyak, figan etmeye başlıyor. Her öküz adım attıkça tülbent fiyak etmeye başlıyor. Yani ses çıkıyor. Dönüyor tülbente doğru bağırıyor. Sen de diyor gör diyor, kayış bunca zaman neler çekmiş. Biz de bunca zaman neler çektik. Şimdi yani lafın böylesini de söyleyemiyoruz, böylesini de söyleyemiyoruz. Ben bundan 3 sene, 3 program önce bu televizyona çıkıp bizim söyleyeceğimiz laf kalmadı. O yüzden biz programı yapmayalım, kapatalım dedim. Demiştin. Evet dedim. Bunun dışında bizim bu topluma söyleyeceğimiz bir şey yok. Çünkü biz bir de kimse de umutsuzluğa kapılmasın. Yani biz engelsin lafıdır galiba. Yani seçimle galip de çıksak biz bu içkiyi içeceğiz, kaybetsek de içeceğiz. Çünkü bizim bir davamız var. Biz Cumhuriyet davasını seçim kaybedersek unuttuk, bitti, yarı yolda koyalım diye bir şey yok. Biz devam edeceğiz. Ama kendisini bir takım adamlar 30 yıldır liberal sol diyelim, Türkiye'de milletin kafasını yedi, etnik milliyetçiliği solun içine soktu. Ve Türkiye'de sol dediğin, muhalif dediğin, sosyal demokrat dediğin herkesin kafası paramparça oldu. Etnik milliyetçilik hiçbir zaman sol bir düşüncenin içine giremez. Hiçbir şekilde giremez. Bütün dünya solcuyum diyenler de var. Etnik milliyetçilik soktuğun zaman infilak edersin. Bunlar etnik milliyetçiliği hedef şey... Sosyal Demokrat Parti döneminden beri soktular ve o gün bugün kazanamıyorlar ve kazanamazlar. Bu ülkeye güven verecek, toprağımızı bölmeyeceğiz, üniter devlet yapımızı bölmeyeceğiz, bizler güzel insanlarız, bölüştüreceğiz, eşitleyeceğiz, hukuk istiyoruz diye net bir programda çıktıkları yok. Asıl önemlisi kendilerine güvenleri yok. Tayyip de kendine güvenmiyor. Şimdi Tayyip nereden gitti İngiltere'lere? Kemal Dervişler gelecek. Değil mi? Hepsi. Partiyi kurarken nereye gitti? Yani şimdi Tayyip'in bu hesaplarını koyarsak kimlere gitti geldi? CHP şey kalır yanında yani. Zayıf kalır. Tabii. Daha acemi kalır yani. Çok acemi kaldı da belli. Tayyip bu işleri çok profesyonel yaptı zamanında. Tabii, gizli gizli el altına yaptı. Ustalık iş. Bunlara birisi dedi ki artık siz miadınızı doldurdunuz Kemal Bey. Artık deklare edin çözümü. Ya Tayyip bunu deklare etmezdi mesela. Habur oldu, oslu oldu. Tayyip hali inkar ediyordu biliyor musun? Habur bir Oslo günlerinde hali inkar ediyordu. Ve biz el altından görüşüyoruz ama niye görüşüyoruz biliyor musun? Ben verdim emiri, o mu gitti falan gibi böyle gargaraya getiriyordu. Bu şudur, kendine güvenen insanlar yok. Şimdi parti dediğin, aydın dediğin, yazar dediğin, fikir dediğin kendine güvenen insanlarla oluşur. Şimdi sen parti kuruyorsun. Bunu Akşener için, CHP için, bütün partiler için söylüyorum. Gidiyorsun Avrupa'nın ağzına bakıyorsun, AB'lerin ağzına bakıyorsun, bir takım projelere bakıyorsun. Maddi olarak da bakıyorsun, sivil kurumların ağzına da bakıyorsun. Tamam mı? Şimdi İbrahim Kaboğlu içeri alındı. İçeri alınması haksızlıktır. Ama bildiriye, nasıl bir bildiriye imza attı CHP'li İbrahim Kaboğlu? Türk devleti katliam işlemiştir Hendekler'de. Katliam işleyen kim? Ankara'nın İstanbul'un sokaklarını pek havaya uçurdu. Dünya güzel kızımızın et parçalarını Güven Park'ta ağaçlardan topladık. Bunu seslendirmiyorsun, onu seslendiriyorsun değil mi? Yani nasıl bir ihanet içerisinde. Bu insanların Türkiye insanına güvenleri yok. Türkiye insana güveni olmak ne demek? Türkiye insanını, seçmeni, bizleri öküzlerine koyuyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Eğer iktidar olacaksak Amerika ile oluruz, İngiltere ile oluruz, Avrupa ile oluruz, Kemal Derviş ile oluruz, büyük projelerle oluruz. Böyle inanıyorlar.
Şimdi böyle inandığın zaman bir takım adamlar da diyor ki biz tarım, endüstri, sanayi, bilim geliştireceğiz. Biraz yokluk çekeceğiz ama kendimize güvenli bir şey siyaset yapacağız. Örnek işte Mustafa Kemal dönemi. Değil mi? Ya da Osmanlı'nın son dönemlerinde güzel okullar açıldı. Harbiye, mülkiye, köye gidildi. Bir takım şeyler yapıldı. Bunları yapacağız. Yok. Bu ülkede kendine güvenecek, kendine güvenip parti kuracak, büyük kitle partisi kuracak güçler var mı? Var. Ama bir de bakıyorsun ki adam işte Tuncay Özkan ya da Mustafa Balbay, Atatürk'üm diyor. Sonra gidiyor projelerin adam oluyor. Ya sen nasıl PKK'yla imzalarsın diyorsun. O ekrana çıkıyor ben şeyim diyor. Atatürk'üm diyor. Bu Atatürk'ü de insanlar inanıyor. Şimdi Tuncay Özkan, Mustafa Balbay örnek. Yani tırt Kemalistlikten şimdi ihanet bildirgesini imzalama yerine geldiler. Bunlar örnek. Bunun gibi onlarca yüzlerce vekil. Adam Trabzon'dan, Hatay'dan vekilini gönderiyor. Orada konuşuyor biz şeyiz diye. Geliyorlar partiye susuyorlar. Şimdi nedir? CHP'nin bu ihanet bildirgesini hepsi susmuş durumda. Susmuş. Ses yok. Tek bir milletvekili ve tek bir gazeteci, Sözcü gazetesinden tek bir yazar yazmış değil. Şüphesiz Yılmaz Özdil'in yazdıkları, Soner Yalçın'ın yazdıkları ortada. Ama onları da sıkıştırıyorlar orada. Yani öyle bir pozisyon var ki hani seçimden önce ortalığı karıştırmayın gibi. Bekleyin seçim sonrası düzeltir. Evet seçim sonrası. Seçim sonrası söz vermişsin. Neye söz vermişsin? Bir kan pazarlığına söz vermişsin. Çünkü yazmışsın da yarın sen bu sözü masaya oturmadığı takdirde PKK uçuracak seni. Zaten sen bu sözü vermeden seni PKK geldi Kars'ta Ağrı'da Kemal Bey şey yaptı suikast. Haydi haydi uçurur seni. Hele Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Partisi'dir. Bir etnik pazarlığa giremez. Hiç kimse giremez. Meral Hanım'ın bildirgesi daha temizdir. Daha şeydir, sakindir. Dikkat etmişler. O biraz tepkileri de gördü. Tepkileri gördükten sonra daha şeydir. Ama Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet'in yıkım projesine evet demiştir. Biz burada yalnızız. Okuyan herkes de görecektir zaten. Yok ortada yani bunun söyle şey değil. Şimdi burada tabii ağlıyorsun, zırlıyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Ben ağlıyorum, zırlıyorum. Herkes ağlıyor, zırlıyor. Ama söyleyecek de bir şey yok. Bunca yıl bağırdık, çağırdık, etmeyin, yapmayın falan ama buraya kadar çok lafımız da yok yani. Şimdi şöyle bir şey var. Nasrettin Hoca'dan kendime geleyim. Çocukken Trabzon'da yazın sıcak, 30-35 derece. Bir de nem sıcağıdır o. Balık pazarı vardı. Balık pazarından dondurmacıya, iki semt yukarı uzun sokağa çuvala sarardık. O zaman naylon yoktu. Buz kalıbı taşırdık. Tamam buz kalıbını böyle koşa koşa erimesin. Çuvalın içine koyardın. Çuvalın içine koyuyoruz buz kalıbını koşa koşa. Önce pazar kalabalığının içinden geçirdik. Nasıl böyle kan ter içerisinde. Üstün sırılsıklam olur. İki semt yukarı gelirdim. Dondurmacı tezgahına koyardım. Bu dondurmacı bana tokat atardı. Nerede lan buz? Lan buzun yarısı yok. Erimiş. Yani koştuk da buraya kadar. Şimdi biz de 10 yıldır, 20 yıldır ekranlarda konuştuk, bağırdık. Sadece ben değil, yüzlerce yazar. Vatan Partisi, Ulusal, Oda TV, yüzlerce soylu yazar. Bağırdık, çağırdık, koşa koşa. Bir panik atak bizimki yani. Getirdik ama buz yok. Buz yok abi, ne yapalım yani? Buz yok şu an masada, buz yok, buz kalıbı yok yani. Şimdi ben desem ki halkımıza, ya bundan 15 sene önce ya da 20 sene önce, öyle ya da böyle, bu boş ıslanmış çuval yani buz kalıbından çuval kaldı ya elimizde. Şu anda çuvalı konuşuyoruz, boş çuvalı. Bunun içinde Cumhuriyet vardı. Cumhuriyet'in akademileri vardı. Cumhuriyet'in gazeteleri vardı. Cumhuriyet'in aydınları vardı. Laik, eşit yurttaşlık ve hukuk. Kim inanır bana? Boş çuval, çuval boşanmış, buz erimiş. Cumhuriyet'in kurucu ilkelerine, Cumhuriyet'in üniter devlet yapısını hepsi eritti. Eridi yani. Artık yok, bunlar bir hayal. Şimdi bugün bunu bizim söylememiz de bir hayal. Şimdi biz diyoruz ki Cumhuriyet'in dokusuyla şimdi biz kimseye ona buna laza boşuna Kürt'e karşı değiliz. Cumhuriyet'in etnik tartışmaya girdiğin zaman Cumhuriyet'in dokusu çözülür. Bu yüzden Fransa, Almanya, Amerika etnik tartışmaya müsaade edemez. Şimdi şeyde İngiltere'de İskoçya var, İrlanda var. İskoçya tarihte devletti. İrlanda da tarihte devletti. Ve şimdi zaten oranın adı İngiltere değil, Birleşik Krallık. Yani biz zamanında Moğolistan'la, Afganistan'la Birleşik Krallık'ı kurmuşuz. Böyle değil. Biz ünver devletiz.
Ünüser devletler etnik tartışmaya kapı açamaz. Açtığı zaman doku bozulur. Kavga Diyarbakır'da başlamaz. İstanbul'da başlar. Çek git lan diyecek. İstanbul'da milyonlarca Kürt var. Çek git lan diyecek. Kasabı, manavı. Bütün Yugoslavya'nın, Balkanların, Kafkasya'nın bütün etnik savaşları böyle başlamıştır. Çünkü sen orada kalkıyorsun. İşi, cumhuriyeti, hukuku, bak cumhuriyetin en değerli lafı herkestir. Herkes hukuk karşısında eşittir. Yurttaşlığın anlamı da olur. Yurttaşlığın anlamı da olur. Bak soyuttur. Eşittir yurttaş derken, zaten yurttaşlıktır. He, boşnak değildir. Boşnak değildir. Yurttaştır. Laz değildir. Yurttaştır. Şimdi sen yurttaşa Laz dersen, boşnak dersen doku bozulur. Sistem bozulur. Ve burada bir ülke yoluna devam edemez. Hangi ülke olursa olsun. Şimdi kalkıp diyorlar ki bize siz ulusalcısınız. Lan biz ulusalcıyız da ne yani? Biz canavar mıyız? Yani bu cumhuriyetin dokusu bozulmasın diyoruz. Ben sosyalist bir çocuğum. Altta kalanların, ezilenlerin, hakkı yenenlerin, işsizlerin, tazminatçıların, çok çalışıp az alanların yanında yazılar yazarım. Bir iktidar olursam da bütçeden yoksullara, işsizlere, tazminatlara, fırsat işçilerine daha çok ayırırım. Kamucuyum yani. Değil mi? Bunlar benim fikrim bunlar. Ama herkes ulusalcı olmak zorunda. Ulusalcılık benim fikrim değil. Yani bu toprakta yaşamak istiyorsan herkes ulusalcı olacak. AKP'de olacak, öbürü de olacak, öbürü de olacak. Çünkü cumhuriyetin dokusu bozulmaz. Bozulamaz. Bozduğun zaman bir sistem kuramaz. Tekrarlar işte. Ben de bunu aldım bu tekrarları şey yapmaktan. Şimdi 16. yüzyılda, 15. yüzyıldan sonra 16. yüzyılda yüzyıl savaşları, sonra köylü savaşları, sonra bilmem ne savaşları köy köy, etnik etnik, mezhep mezhep insanları birbirine soktu. Ve yaşama şansları kalmadı. Tabii bütün Avrupa öyle oldu. Dedi ki biz buradan nasıl kurtulacağız? Dedi ki şöyle kurtulacağız. Artık birimize Fransız, birimize Kelt, birimize İskoç demeyelim. Birimize Hristiyan, birimize Katolik demeyelim. Yurttaş diyelim. Bak yurttaş soyut bir laf. Soyut. Soyut bak. Ben kendime Laz demiyorum, yurttaş diyorum. Sen de kendine boşnak demiyorsun, yurttaş diyorsun. Biz diyoruz ortak bir kavramda anlaşalım. Ortak kavram yurttaş. Sonra hukuk. Hukukun kavramları da dikkat et. Mesela Kur'an açtığın zaman ey Müslümanlar der değil mi? Burada Müslüman, Hristiyan hepsi bir şimdi hukukta. Yani Roma Hristiyanla Müslüman anayasasıyla hukuk arasındaki fark burada. Hristiyanlar diyor yani Hristiyanlar. Siz Müslümanlar diyorsunuz. Fransız ihtilali dedi ki buna Hristiyan, buna Müslüman demeyin. Bunlar Hristiyan, bunlar Müslüman hayatlarını yaşasın. Camilerini kursun, ibadetlerini etsin. Ama hukukun karşısına geldiği zaman demesin. Ne desin? Yurttaş desin ve herkes desin. Herkes deyince Hristiyan da var, Müslüman da var. Şimdi bu topraklarımızda herkes var. Laz da var, Boşnak da var, Ermeni de var. Başka şey de var, göçmen de var. Şimdi bu dokuyu bozduğun zaman infilak edersin. Hiçbir zaman yaşama şansın olmaz. Şimdi bu dokuyu bozabilmek için demokrasi diye bir uyduruk şey, demokrasiyi yanlış. Şimdi diyor ki, ya bunlar demokrasi değerleri işte kültürel haklar. Kültürel hakları ver tamam ama siyasal haklar yani İstanbul'a Laz başkan olmayacak, Diyarbakır'a Kürt başkanı olacak. Orada bir bayrak ya da ordu ya da bir vergi ya da madeni alacak sana vermeyecek. Herkese bölüşüm yok. Herkese aynı uygulama yok. Oysa Diyarbakır'da herkes aynı hizmeti almalı. İstanbul'da da aynı hizmeti almalı. Kürt-Türk ayırt etmeden. Bozarsın. İşte insan hakları kavramı bir tuzak kavramı olan insan hakları biz şu anda yani biz hepimiz evrensel insan haklarının bütün değerlerinden yanayız. Ama insan haklarını etnik hakları, etnik bölünme için bir manivel olarak, maymuncuk olarak kullanıyorlar. Kullanmadılar mı? Demokrasi. Bu demokrasiymiş. Ya demokrasi olabilir mi? Etnik bölüme demokrasi olabilir mi? Demokrasi hukuktur, eşitliktir. Herkes diyebilmektir bak, herkes. Şimdi herkes dediğin yok. Kürt diyorsun. Ve ne oluyor? Şimdi CHP dedi, anayasaya yazacağım. Değil mi? Kaboğlu yazıyormuş. Meral Hanım da dedi, yazacağız anayasayı. Niye Millet İttifakı yapacaklarmış. Türkiye vatandaşlığı deyip Türk'ü çıkartıyorlar. Ya da Türk tire Kürt. Bunları daha önce tartıştık. Anayasaya, hele anayasaya etnik bir kavram asla giremez. Ve bu mücadele sonunca, yani bu liberaller, hain liberallerin 30 yıllık mücadele sonunca şöyle bir anlayışa geldiler. Türk de etnik bir kavramdır. Yok böyle bir şey. Türk niye etnik bir kavram olsun?
Türk genel bir attır. Bu topraklarda bağımsızlığını kazanmış. 19 Mayıs'ta başlamış. Sonra Cumhuriyeti kurmuş. Etnik bir kavram değil. Genel, herkes. Kendine Türk diyen herkes. Siyasal bir kavramdır. Etnik bir kavram değildir. Evet, buradan bir virgül koyalım abi. Soluklanalım. Hemen reklamların ardından sonra devam edelim. Nihat Genç'e Veryans'ın devam ediyor. Tabii ilk bölümde ki konuşmamızın devamını getiriyoruz. Bu arada işte etnik mezhep, bu eşit yurttaşlıktan girdin abi. Türklüğün aslında bir böyle etnik bir yapımcısı. Tamam, anladım ben, anladım. Yani burada Türkiye'de bir takım insanlar, özellikle soldan gelen insanlar etnik birleşik tuzağına düştüler. Sonra bu kan zehre bulaştı. Yani mürekkep suya bulaştı. Kadın dernekler, çağdaş dernekler, başında Atatürk'ü olan dernekler, solcu, sosyal demokrat, herkes buna inanmaya başladı. Bu SDP'den beri böyle, Sosyal Demokrat Parti. Buna inandılar. Buradan çıkış yok. Etnik pazarlığa gelen herkes vatan ve cumhuriyet değerlerini elinden çıkartır, ülkeniz infilak eder ve iç savaşa gider. Bu kadar basittir. Buradan kurtuluş yoktur. Bizim hukuk karşısında herkes diyeceğiz ve cumhuriyetin ana ilkelerine döneceğiz. Bunu savunacak güçte aydınlara ihtiyacımız var. Ama sormak lazım. %25 gibi bir kitle yani Kılıçdaroğlu'nun ekibini niye tasfiye edemedi? Niye gücü yetmedi? Değil mi? Buraya da orada da bir şey. Şimdi İzmir'de İzmirli teyzelere HDP'li yazarlar ve şairler seminer veriyorlar. Bu başı açık gerilla Pekkalı kızları, başı açık ya. Laikliği bu başı açık gerillalı kızlar savunuyor. Laikliği böyle anlatıyorlar. Atatürk'ün derneklerine bunlar anlatıyorlar. Bu hale geldik. Burada tabii ki Kemalist ve Atatürkçü dediğimiz insanların da ideolojisine bakmak lazım. Yani yıllar yılı işte 60 Anayasası'na tapınan da bir Kemalizm var. Hepsini masaya koymak lazım. Çok sert günlerden geçiyoruz. Sert günlerden geçince ne var ne yok çırçıplak anlatacaksın. Şimdi biz şüphesiz bir direniştir, yanımızdadır, mağdur olmuştur, bedel ödemiştir, haksızlığa uğramıştır diye birçok yazara da sahip çıktık. Diyelim Mustafa Balbay'a, diyelim İlhan Selçuk'a. Ama şimdi bakalım İlhan Selçuk'un ideolojisine, 60 Anayasası'nı değil mi göklere çıkartan ve 60 Anayasası'na tapınan bir adam bunlar. Marx'a, o ütopik sosyalistler gelip Marx'a der ki sizler fakirlerle yoksullarla ilgilendiğiniz yok der. Genç Marx'lar. Sizin derdiniz var. Siz fakirlerle ve yoksullarla doktriner olarak ilgileniyorsunuz. Bunlar da şematik olarak Kemalist. Şematik. Halkla, bu ülkenin gelenekleriyle, enerjisiyle, tarihiyle, işleri de olmadı. Orada bir yerde oturdu beyler. Bir takım şeyde. Şimdi bir eleştirimiz varsa bunu yavaş yavaş Kemalist ve Atatürkçü bütün şubelere yapmak zorunda. Çünkü teslim olan onlar. Kemal Kılıçdaroğlu hepsini kandırdı. Başardı kandırmayı. Başardı, hepsini aldattı. Bugün Çağdaş Kadınlar, Atatürk Düşünce, Sözcü Gazetesi, hepsinin PKK ihanet bildirgesine girmesinin köklü bir sebebi var. Yani %25'i önündeki aydın yazarlar. Niye direnen aydınlar Sözcü Gazetesi'nde yazamadı, öbürleri yazamadı, öbürleri yazamadı? Cumhuriyet Gazetesi niye bu kadar kolay el değiştirdi? Kendine Kemalist ve Atatürk diyen yazarların zayıf oluşundan dolayı. Uğur Mumcu'nun yerine koyulan Mustafa Balbay'a bakın. Nedir? Dünya görüşü. Direnişi. Bir bakın ya, CHP nereye gitti, sustu. Mustafa Balbay'ın yerine de Erdem Gül kondu. Onun yanında da işte falan. Eren Erdemler falan. Şimdi bunların hepsini sorman lazım. Çok ciddi bir şekilde bu seçimden galip gel, zafer gel, hiç fark etmez. Kemalistler, Atatürkçüler adı ne olursa olsun artık bir yol ayrımındadır. Kendileri hesaplaşacaklar. Bu kendine ben Atatürkçü dedim. Arka kapıdan git Pekka ile ihanet bildirgesi. Bunlarla yollar ayrılıyor. Artık bunlara şey yok. Ben şahsen hepsinden iğreniyorum. Soner'i, Soner Yalçın'ı, Yılmaz'ı bir kenara koyarsak o şeyden iğreniyorum. Sözcü Gazetesi'nden iğreniyorum. Herkes de iğrendiğini söylesin. Tunca Özkanlar'dan, Mustafa Balbaylar'dan, bu kadın derneklerinden tepki gösteremeyen, Atatürk'e sahip çıkamayan, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkamayan, bırak Atatürk. Bizi ilgilendiren Cumhuriyet değerleri.
sahip çıkma. Hepsinden de iğreniyorum. Herkes artık bundan sonra koyacaklar bunu masaya. Koysunlar ve tartışsınlar. Ne çabuk ikna oldunuz ya. Ne çabuk. Ne çabuk bir ihanet bildirgesinin yanına geldiniz. Etnik pazarların içindesiniz ve terbiyesiz adamlar. Ondan sonra biz Kuvayi Milliye'yiz. Kuvayi Milliye ateşten çıktı, savaştan çıktı be. Yeni düvele karşı. Siz bir APO'ya karşı, bir Selahattin Demirtaş'a karşı savaşamıyorsunuz. Öyle değil mi? Gerçek öyle değil mi? Üç tane sivil kuruma karşı savaşamıyorsunuz ya da mücadele edemiyorsunuz. Hepinizi yedi içirdi. Güve gibi geldi, içinize girdiler. Ya Engels'in lafıdır. Engels, dünyada gelişmiş en büyük uygarlığın burjuva uygarlığı olduğunu söyler. Burjuva kapitalist uygarlık. Kendilerinin teklif ettiği proleter diktatörlüğünün de daha olmadığını söyler. Yani işçilerin galip geleceği. Ama burjuva hayatını en verimli, en yüksek değer olarak görür. O yüzden Cezayir işgal edildiğinde bu Cezayir der ya. Köylü adamlar ya. Boş ver bunlardan bir şey olmaz der. Mesela Sırplar bir halk olarak ortaya çıktı. Bunlar kim ya? Tarihsiz, devletsiz, gayri tarihi diye. Hatta bunlar imha edilmesi lazımdır. Engels der bunu Engels. Ve bugün kalkıp hiçbir solcunun da Engels'in. Bunları, bu gaddarca bir laftır bu. Engels'e karşı çıkman lazım. Gaddarca bir laftır. Oysa Mustafa Kemal Türkiye'ye yurttaşlık getirdi. Yani Hakkari'nin dağındaki yurttaş, o da herkes hukuk karşısında eşit. Bunları getirdi. Bunları getirdi halde Mustafa Kemal'e burjuva dediler, diktatör dediler, Engels'e ağızlarını açamadılar. Şimdi böyle bir yamukluk var, böyle bir kafa karışıklığı var. Bu ayıp bir şeydir. Burada oturacağız hepsiyle. Ya İlhan Selçuk, şimdi hepimiz koyalım. Müktesebatı ne? İlhan Selçuk'un ve Cumhuriyet Gazetesi'nin müktesebatı neyse ki bunlar liberallere karşı savaştılar gazetede. Hasan Cemal'lere karşı büyük şeyler oldu falan. Evet, biz de yanlarındaydık. Evet, biz hala liberallere küfrediyoruz, İlhan Selçuk'ları tutuyoruz, doğru. Fakat bir bakın, nedir yani? Bugün önümüzde büyük bir trajedi var. Trajedi şudur. Savaş meydanında, Türkiye'de şu andaki bütün partiler çözüm sürecine girdi, PKK'yla anlaşma yaptı. Ve bunu AKP, akşam Süleyman Soylu dahi deklare ediyor, biz demokrasiden yanayız diye. Hepsi deklare ediyor ve milli bir parti yok. Atatürk'e cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak akademi, medya, gazeteciler yok. Birkaç tane senin benim gibi adam. Bize de işte bunların da ağzı bozuk, küfürlü. Değil mi? Böyle söylüyorlar. Başka bir şey yok. O halde hesaplaşacağız. Ciddi bir şekilde hesaplaşacağız. Şimdi herkes başkasıyla konuşmak, başkasıyla tartışmasın. Beni Turgutlu'dan dinleyen, Antalya'dan dinleyen, Konya'dan dinleyen bir cumhuriyetçi çocuk kendiyle hesaplaşsın. Bunlarla yola çıkılmaz. Bu Kemalistlerle, bu Atatürkçülerle, bu derneklerle, bu aydınlarla. Tamam mı? Bunlarla yola çıkılmaz. Nedir? Emre Kongar'ın boyu posu nedir? Yoksa bu Emre Kongar'ları ve diğerleri bir gizli güç hep öne çıkardı. Ve bu ülkede gerçekten bağımsızlıkçı aydınlar vardı. Bağımsız cumhuriyetçi aydınlar. Birileri onları gömdü gizledi mi? Bana sorarsan Sözcü kadrosunda bir iki yazarı dışarı al. Birileri öne çıkarttı. Cumhuriyet Gazetesi'nin o Kemalist diyenleri de birileri öne çıkardı. Bu ülkenin gerçek yiğit evlatları, köy enstitüsünden gelmiş, çalışkan, dürüst, millici aydınlarını bir güç eledi. Bir güç eledi. Medya eledi, Aydın Doğan eledi, öbürü eledi. Biri ekrana çıkartarak, biri çıkartmayarak, biri ona ödül vererek, biri onun romanını meşhur ederek karışık süreçlerde elediler. Ve önümüzde Mustafa Balbay. Kim lan Mustafa Balbay? Hangi kitabı nasıl yazmış? Bir bakın derinliğine, sıfır. Boş beleş adamlar. Bütün bunlar, ya bu örnek olduğu için onu söylüyorum. Şimdi hepimiz kalkacağız. Ben kendine şu anda geldiğim çizgide bu adam kendine Kemalist diyor. Hiç dıngılımda değil. İğreniyorum. Kendine Atatürkçüyüm diyor. İğreniyorum. Senin eserinle, derinliğinle. Ne yapmışsın? Ülke bugündeyken, Türkiye'yi kuran parti, Türkiye'yi PKK'yla yıkma noktasına gelmişken ne söyledin? Hiçbir şey. Nesin sen o zaman? Nesin? Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü yazarları, Emre Kongarlar, Mustafa Balbay, hepsi. Hepsi için söylüyorum. Dilime geliyor, gelmiyor. HDP'ye teslim olmuşsunuz. İsyan kalkışması yapmış, 53 kişiyi öldürmüş, onu geç yani. Sokağın ortasında bomba patlatan adamlar bunlar. Yarın anlaşmanın bir maddesini eksik yazdığında da gene bombayı patlatacak sana. Tamam yani? Pablo Escobar bu düzeni bu yani, uyuşturucu. Dünyanın bütün silahları PKK'da. Dünyanın bütün silahları PKK'ya atmıyor bak. Uyuşturucu trafiği PKK değil mi? PKK'da.
Yetmedi. Para 30 yıl, orada. 30 yıldır bütün liberaller tam destek verdi mi Hasan Cemal'ler hepsi? Medya da orada. Orada. Yetmedi. Şimdi CHP'yi teslim ettik. Parti de orada. Şimdi de CHP'yi teslim ettik. Şimdi onu seyredeceğiz. Bu gücün karşısında kendine güven insanlara ihtiyacımız var. Namuslu insanlara ihtiyacımız var. Yalnız kalacak, aç kalacak. Kimseye boyun eğmeyecek. Ben cumhuriyetten vazgeçmeyeyim diyecek insanlara ihtiyaç var. İtilecek, kakılacak, küfür edilecek, her türlü hakaret yapılacak. Söz verilmeyecek, konuşturulmayacak ama yılmayacak. Bunlardan var mı? Bana sorarsan var. Ama bunları ayırt etmenin zamanındayız. Artık bir dönüm noktasındayız. Dönüm noktası nedir? Artık öyle Kemalist dedi, Atatürkçü dedi kendine. Hadi lan diyeceksin. İşim olmaz. Defterine ayrı koyacaksın. Hem PKK'yla bildiri imzaladın. Dün Sarıgül'le bildiri imzaladın. Burada gelip ağlamadın mı ben? Küfürler etmedin mi ya? Nereden buradaydın ya? Ekmelettin'le girdiler. Burada ben gelip ağlamadın mı? Gene küfürler etmedin mi ya? Sonra Abdullah Güllü oldu. Sonra bin bir karışık oldu. Bu Eren Erdemler, Bekeroğulları. Hepsine zamanında 2009'da, 2010'da, 2012'de, 2013'de hepsinde bağırmadık mı? Söylemedik mi? Yatmayın, etmeyin demedik mi? Yarın işin içinden çıkamayacaksınız. Bu bir ihanete doğru gidiyor demedik mi? Hepsini dedik, ağladık, söyledik. E buna rağmen çıkıyor oraya. Halk TV'ye bakıyorsun. Atatürkçüyüm PKK'yla şart. Atatürkçüyüm PKK'yla şart. Sonra PKK'lı yazarlar. Yazarlar iki türlü. Hem liberal hem gerilla PKK. Bu çifte standartlı adam yani çift iş yapan, iki iş yapan adamların hepsinde bugün Halk TV'ye çıkartıyorlar. Ben niye Halk TV'ye kavga edeyim ki? Niye sosyal demokrat, zaten cumhuriyet ki? Benim bütün arkadaşlarım ya. Ya babacığım, belki beni tanımayan vardır. Benim bütün arkadaşlarım sosyal demokrat. Hepsi Ecevit günlerinden beri sosyal demokrat. Bu arkadaşlarımız gerçekten birlikte ağladığımız, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız ya. Ben bunlarla niye kavga edeyim? Ben deli miyim ya bu saatten sonra? Yüzlerce kez oturup kalktığım, beraber şiir söylediğimiz, şarkılar söylediğimiz, dostluk kurduğumuz insanlara karşı söylüyorum. Ben bir ses çıkmıyor. Sözcü'den ses çıkmıyor, CHP'den ses çıkmıyor. Ve bu Kemalist'im, Atatürkçü'yüm diyen insanlar. Ya insan utanır ya. Ya herifi orada bizim, ya çok değerli çocuklar da var. Onlara da kızıyorum. Mesela Sinan çok değerli bir çocuk. Bu Atatürkçü kitapları yazan, değil mi? Sinan Meydan. Çok değerli bir çocuk. Ama bakıyorum o da şeyi kabullenmiş. Nuran Damcıoğlu gibi bayramdan bayrama çağırıyorlar onu. 19 Mayıs günü çağırıyorlar Halk TV'ye ya da bir yere konuşmaya. Ona razı gelmiş. Ya siz itiraz edeceksiniz. Her alanda itiraz edeceksiniz. Siyasi bir tarafınız olacak. Cumhuriyete biz sadece 19 Mayıs'ta mı sahip çıkacağız? Seçimde sahip çıkacağız. Ölümde, kalımda, hayatta, her yerde sahip çıkacağız. Bakkalda, işte, yazarken, konuşurken. Her şekilde ya. E şimdi bakıyorum yok. E çağırırlar. Cumhuriyet bayramı gelsin gene. Hepimizden çok cumhuriyet şey olacak. Halk TV olacak, sözcü olacak. Bayraklar asacaklar. Yani biz şey, Nurhan Damcıoğlu muyuz? O seçimden seçime oraya gideceğiz, konuşacağız. Bunlar ayıp şeylerdir bunlar. Bunları artık görün. Ve ben birçok değerli aydın var. Tabii ki onlara laf etmek istemem. Ama iğreniyorum artık. Kendine Kemal isteyen derneklerden, düşünce kuruluşlarından hepsinden iğreniyorum. Yani hatta böyle diyor, ya seven de, kimsenin de beni sevmesini istemiyorum. Hiç kimsenin de beni sevmesini istemiyorum. Böyle de bir derdim olmadı. Hiçbir şekilde buna ihtiyacım yok. Ne şöhretinizi istiyorum, ne adım anmazını istiyorum, ne paranızı istiyorum ki hiçbirini de istemedim. Bu saate kadar. Bu saate kadar bana gelmeyen gazete yoktur. Önüme 300 bin dolar da koydu, 500 bin dolar da koydu. Sokakta iş orta yapıp gitmedim. Bugün ihtiyaç olduğu için bu lafları ediyorum. Bunlar söylenecek laflar da değil. 10 yılda bir söyleriz. Gençlere hatırlatırız. Daha büyük teklifler de var abi sana. Şimdi bütün... Bakan falan. Şimdi size onu da söyleyeyim. Şimdi aklınıza gelen bir AKP'den gelmedi Allah için. AKP dışından hepsi de birinci sıra vekilliği bana verdi. Son 3 seçimlerin hepsinde verdiler. Kim varsa verdiler. Konuşacaksam geleyim dedim. Yani konuşmak kaydıyla geleyim dedim. Susturmak kaydıyla seni vekil yapıyorlar. Şimdi de geldi. Şimdi bakıyorum ki yani bu teklifler bize geliyor. Gelmesi sebebi işte PKK bildirgeyi imzalacak. Yani Nihat Genç yanında da Sezgin Tanrıkulu oturuyor. Ben de maaşımı almışım artık 16-20. Söyle susacağım. Evet ihtiyacım var. Ben Bağkur'la yaşayan bir insanım. Şimdi tazminatlar geliyor, hakaret davaları. Paralarını ödeyemiyorum. Bankaya temlik geliyor. Zaten bankada neyim var benim? 5 lira 10 lira var. Ama orada oturursam Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem oturur. Ben de böyle sesimi çıkarmasam parayı alacağım. Bu bugün de böyle, 10 yıl önce de böyleydi. 20 yıl önce de böyleydi. Direneceğiz dedim. Aç kalacağız. Kimsemiz olmayacak. Telefon açanımız olmayacak. E böyle olduğumuz için şimdi bizim sesimiz çıkıyor.
Şimdi bana birisi o kadar laf atıyor. İşte bunları söylediğim zaman işte Nihat da şöyle, Nihat da böyle. Bana biri desin ki borç para aldım vermedi. Şuna da, şunun da tavuğuna şunu söyledi. Şuna da şu tacizi yaptı. Şuna da şu lafı attı. Şunu da şu kandırıkçılığı yaptı. Birisi kalksın desin. Ben de zamanında bu olanı şuraya aldım. Şunu verdim. Şunu ettim. Allah'a bin şükür. Kimseye ihtiyacım yok. Kimseye de muhtaç olmadım. Bu saate kadar. Allah da etmesin. Sesim güçlü çıkıyorsa bu yüzden çıkıyor. Sen de öylesin. Burada yazıp çizen bir sürü insan da böyle. Ben burada tek değilim. Yüzlerce insan da kimseye bağlı olmadı. Kimseden para almadı. Kimsenin dergisine, televizyonuna, röportajına, şöhretine ihtiyaç olmadı yani. Bu Türkiye'de böyle yüzlerce insan var. Ben tek değilim. Ama ben de bunu denedim. Ben yazı yazmaya 40 yıl önce başladığım zaman kitap okumaya kimsenin adam olmayacağım diye yola çıktım. Kimsenin adam olmayacağım. Ve ben hiçbir gazeteye telefon etmiş adam değilim. Hiçbir genel yayın yönetmene telefon etmiş adam değilim. Hiçbir dergiye aramış insan değilim. Hiçbir şekilde. Ben kitabımı vitrine koyarım, gelen gelir. Okuyucu gelir, yayıncı gelir, öbürü gelir. Gelirse gelir, gelmezse gitmem. Şimdi bazıları, birileri kitabın önüne koy, kitabını çıkardı, bastı. Birileri yalandan övdü, birileri şöhret yaptı, birileri röportaj yaptı, birileri kıymetlendirdi. Birileri Türkiye'nin en büyük yazarı dedi onlara. En büyük kitabı, en büyük romanı, en büyük bilmem ne dedi. Onları çok önemli, değerli hale getirip milyonlara takdim ettiler değil mi? Böylelikle işte onlar işte bütün bu gazetelerin, yazarların, sivil kurumların önünde oldular. E şimdi bakıyorsun tamam oldunuz. Biz de bir şey demiyoruz. Ülkenin zor durumda. Ülkeye mesela bana sorarsan iki büyük felaket vardı. Birim felaket FETÖ işgal etti. Bu kadar şöhret ettiniz yazar neredeydi? Neredeydi? Niye çıkıp şu FETÖ'ye karşı durun demedi? Niye diyemediler? Çünkü onlar tayin edilmiş, torpilli insanlar. Şöhret ihtiyaçları vardı, para ihtiyaçları vardı. Şimdi ikinci bölüme gelelim. CHP PKK'yla ihanet bildirgesi imzalıyor. Niye çıkıp birisi hayır diyemiyor? Çünkü hepsi kiralık, tutulmuş, tayin edilmiş. Başkaları tarafından övülmüş, hak etmediği halde yukarılara çıkartılmış insanlar. Şimdi burada İllumanti gibi bir şey var. Türkiye İllumanti gibi. Bunlar inanılacak şeyler mi? İnanılacak şeylerdir. Rothschild firması, Rockefeller firması ve sivil toplum kurumlarıyla şunu şöhret yap, şu sinema ödüllendir, şu yazar öne çıkar. Bunlar çok size şey gelir, tuhaf gelebilir. Ama Türkiye ölçeğinde Aydın Doğanlar, radikal gazeteleri, buna benzer gazeteler, bir takım adamlar öne çıkardı. Onları şöhret yaptı. Onlarla röportaj yaptı. Ve hep onları konuşturarak, toplumun önüne değer olarak onları koydu. Ama baktığın zaman onlar değerli insanlar değil. Peki biz bunların değerli, müktesebatları zayıf, dirençleri zayıf insan olduğunu ne zaman anlıyoruz? İşte bugünlerde anlıyoruz. İş cepheye geldiği zaman bakıyoruz. Mermisi yokmuş. Kafasını çıkartamıyor. Hiçbiri çıkartamıyor. Neredesiniz? PKK ile ihanet bildirgesi imzalıyor. Neredesiniz? Sözcü yazarları, diğer yazarlar. Neredesiniz? Ama hepiniz başka gün geçtiği zaman, 3 gün geçecek. Atatürkçüyüm diye, erik dalı gevrektir diye oynayacaksınız. Zeybek oynayacaksınız belki. Bu günlerde çıkar. Toplumun sana ihtiyacı olduğu gün bugündür. Çıkacaksın ve söyleyeceksin. Evet, bunlar olmuştur. Biz yine oyumuzu muhalefete vereceğiz. Ama bu da budur. Bunu da söyleyeceğiz. Türkiye'de şu anda toplumun tek bir şansı kalmıştır. O da nedir? AKP Habur'a girdi, Oslo'ya girdi. Ama bir saatten sonra dönmek zorunda kaldı. Niye döndü? Niye döndü? Çünkü kendi seçmeni içeriden oydu onu. Anketler Tayyip'in önüne geldi %20. Parti olarak gidiyor. Zorladı onu. Şimdi de biz bunlara bu kadar söylediğimiz halde çözüm sürecine girdi mi? Girdi bunlar. İsimlerini vermeyelim. Benim isimlerle de işim yok. Onu da söyleyeyim sana. Ne Kemal Bey'in partisi ne Meral Hanım partisinin isimleri işim yok. Orada benim bir sürü de iyi arkadaşlarım var. Onları söylemiyorum. Ama şimdi bakıyorum ki tek şans bu iktidar olduklarında ya da iktidara geldiklerinde AKP'nin içine oyan seçmen gibi burada da milli bir, cumhuriyetçi bir seçmen olmalı. Uyanık bir seçmen olmalı. Bunların altına oymalı. Hey! Bir saniye. Biz sana iktidar aldık, Tayyip'i devirdik ama bunu yapamazsın. Diyecek bir güç. E işte biz de onu hazırlamalıyız. Yani bir güç olarak bunu hazırlamalıyız. Cumhuriyetin dokusuyla oynanmaz. Yurttaşlıkla oynanmaz diyecek. Kendimize güvenelim. Kemal Dervişlere, Roşistlere, İngiliz akıllarına, Batı'nın sivil kurumlarına, Almanya'ya değil. Onlarla da kültür ilişkilerimiz olsun. Biraz da ezilelim, evet. Haksız, gümrük gibi yerlere giriyoruz, evet. Ama bir şey var. Önce kendimize bakalım. Benim gördüğüm şudur.
Türk aydını torpille gelmiş, başkalarıyla gelmiş. Kendi eserine, kendi becerilerine, kendi hünerine, kendi beynine güvenememiş. Başkaları, Aydın Doğan, öbürü röportaj yapmış, o şöhret etmiş ve buralara getirmiş. Ve şimdi tam da askere ihtiyacımız var. Cumhuriyetin kimdir sahibi? Atatürk yalnız mıdır? Cumhuriyet yalnız mıdır? Ey aydınlar çıkın dediğinde kimse yok. Bugün benim yaşadığım Halit-i Ruhiye'ye 2008-2009 yılında İlhan Selçuklular, Doğu Perinçikler tutuklanırken yani Türkiye işgal edilirken kimseyi bulamadığım o günlere benziyor. Aynı günü yaşıyorum. O günde kimse kafasını korkudan kaldıramıyordu. 3 kişiydik, 5 kişiydik, 10 kişiydik. Şimdi yine aynısını yaşıyorum. Niye? Kendilerine güvenleri yok. Benim gibi çıkıp söyleseler kovulacaklar, atılacaklar. Arkadaşları masaya almayacak. Yazdırmayacaklar. Yazdırmasınlar. Almasınlar. Kovsunlar. Yazar dedin kovula kovula büyür. Yazar dedin dövle dövle büyür. Yazar dedin bütün bu muharebelere gire gire bir şey olur. Bakın kaç muharebeye çıktık hala dövülüyoruz. Hala kovuluyoruz. Hala yemediğimiz laf yok. Biz bir şey istediğimiz yok. Ben buraya senin karşına gelip be. Ya bunu sen söyle be Erdem. Ben sosyalist bir çocuğum diyorum. Burada gelip sosyalizme dair iki cümle etmeye vakit bulabildin mi? Çünkü bir cumhuriyet olmadan bunları söyleyemezsin. Önce cumhuriyet olacak. Hepimizin. Sağcısı da, saadetçisi de, öbürü de hepsi cumhuriyetin dokusuna, yurttaşlığına, hukukuna sahip çıkacak. Ondan sonra sen dindar ol, ben solcu olayım. Ondan sonra değil mi? Siyasi mücadelemizi verelim. Ama oraya vakit kalmıyor. Cumhuriyet korkusundan. Bu ülkeyi altından çektikleri zaman ne sen saadetçi olursun, ne sen liberalliğin kalır, ne benim şey, milletim, vatanım kalır. Ben hiçbir dönemde vatan ve cumhuriyet duygusunun CHP'den ve kitlelerden bu kadar gittiği bir seçim görmedim. İşte bu seçimde ilk defa vatan yok ortada. Cumhuriyet yok. Hepsi pazarlığın içindeler. Yok. Sen AKP'de yok, üçünde de yok. Vatan yoksa, cumhuriyet yoksa, hukuk yoksa, herkes eşitleyen hukuk, etnik tartışma değil. Yoksa siz hangi seçime giriyorsunuz? Görünen o ki hanginiz kazansa kazansın Kemal Derviş gelecek. Ve Kemal Derviş'in siyasi projeleri gelecek. Kıbrıs gibi, Güneydoğu gibi, Turgut Özal'dan beri hazırlanmış projeler gelecek. Yani sorun Türkiye'nin aydın sorunudur. Bağımsız olup olamama sorunudur. Ben burada anlattım, bunu anlatamam da. Anlatamadan da öleceğim. Bağımsız ne demektir? Bunu anlatamam. Bir insan kendisi bağımsız değilse ülkesi bağımsız olamaz. O şöhret yapmış, bu şöhret yapmış. Falancının sitesinde, filancının yerinde, öbürünün dükkanında. Bağırdın çağırdın. Yok, senin yerin olacak, senin. Ayaklarını bastın, senin yerin olacak. Bakın Mustafa Balbaylar. Kovuldu, bitti. Emre Kongor'u da kov, biter. Bir yerde kovdun mu onların pili biter. Çünkü tayinle gelmişler. Müktesebatları yok. Derin bilgileri yok abi. Yok. Yok işte. Bir cumhuriyetçi insan, İngiltere'de olsun, Fransa'da olsun, Amerika'da olsun, Rusya'da olsun, nerede olursa olsun. Etnik pazarlığı açılamaz. Yani açılamaz. Cumhuriyeti bozarsın. Hukuku bozarsın ve biter bu iş. İnfilak edersin, neye uğradığını şaşırırsın. 15 yıl önce biz bunları söylediğimizde, bunlar da Yugoslavya paranoyası olmuş. E Yugoslavya o zaman diyorduk dağılmamıştı, sonra dağıldı. Hep gözünüzün önünde dağıldı 13 ülkeye. Say bakayım kaç tane parça çıktı? 7 ülke. Slovenya, Bosna Hersek karışık, Sırp, Makedonya, Kosova, Hırvatistan. Kafkasları say bakayım. Sayabilir misin Kafkasları? 13 oradan. Estonya, Çeçen. 13 bağımsız. Neyse bir de şey yani. Var. İşte Çeçenistan'ı sayarsan 14-15. Yani sülalelere kadar ayrılacaksın. Zaten. Yani. Libya şu an zaten kaç parça? Zaten bu ülkedeki oyun bu. Yani Libya'dan Afganistan'a kadar bu oyun bu. Aydınlar buraya karşı milli bir göğüs gelecek. Bak. Biz insanlık değerlerinden yanayız diyecek. Bak aydınlarımız şunu diyecek. Biz insanlık değerlerinden yanayız. Çevre değerlerinden, feminist değerlerden, eşitlik, hukuk, adalet, evrensel değerlerden hepsinden yanayız. Demokratik bütün değerlerden yanayız. Anayasa, meclis, hukuk, kuvvetler ayrımı, seçim, ifade özgürlüğü hepsinden yanayız. Basın özgürlüğü. Ama biz etnik pazarlıktan yana değiliz. Batı'ya bunu söyleyeceksin. Batı'ya bunu söyleyebilecek adamın yok. İşte gördün. Koskoca bildiri yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi koskoca 264 sayfa bildiri yazdı. Geçen hafta söyledim, tekrar söylüyorum. Tek bir tane FETÖ lafı geçmiyor. Bu ülkenin en büyük belası FETÖ değil mi şu anda? Yani FETÖ. FETÖ'yü tek bir satır geçirmiyorsun. Bu nedir abi? Hatta PKK yok. Yani önce milli düşmanlarına karşı savaşacaksın. Her ülkenin milli düşmanı vardır kardeşim. 15 Temmuz yok abi.
15 Temmuz yok. 20 yok. Temmuz var ama. Milli düşman diye bir şey vardır. Sen önce tedbirini alacaksın. Bunlar benim düşmanım diyeceksin. Biz oturup herkese düşman olacak değiliz. Suriyeli'yi geçineceğiz, İranlı'yı geçineceğiz, Yunanlı'yı geçineceğiz, herkesi geçineceğiz. Ama bu adamlar da bizi ihtilal yapmış, darbe yapmış. Bu benim milli düşmanımdır diyeceksin. Buna karşı bir proje. Bana sorarsan Cumhuriyet Halk Partisi bu bilgide yazacağına bu ihanet bildirgesini FETÖ'ye karşı bakanlık kurulsun diyecekti. Özel bir bakanlık kurulacak. FETÖ'yü temizlemek, FETÖ'ye karşı mücadele teknikleri, FETÖ sorgulamalarının ayrıntılarıyla uğraşacak bir bakanlığı olması lazım. Çünkü bu kadar önemlidir FETÖ'yle mücadele. Değil mi? O bakanlığa soracaktık. O bakanlık MİT gibi de çalışacaktı. Mahkemelere de yardım olacaktı. Yazarlara da yardım olacaktı. Bilgi de verecekti. Her şeyi de verecekti. Ve FETÖ'yle mücadelenin yöntemlerini de oradan şey yapacaktık. Dünyaya cevaplar da onlar verecekti. Dünyadaki bütün FETÖ'cülerle de şeyleri, takipleri bu bakanlık yapacaktı. Bana sorarsan bir FETÖ'yle mücadele bakanlığını CHP teklif etmeliydi. Aksine FETÖ'nün ağası yok. Yani FETÖ dediğin de 100-200 yıl önce olmuş şey gibi, Deli İbrahim gibi yaşanmış bir hadise değil yani 300 yıl önce. Daha 2 yıl önce yaşadık, hepimiz yaşadık. FETÖ ciddi bir problem. Ne problemi ya? Türkiye'ye karşı kastetmiş CIA'nın, Amerika'nın, NATO'nun büyük bir projesi. Kalkıp projeyinde, metninde bunu yazacaksın. Şimdi sabahtan beri konuştum burada. Biraz tutuk konuştum. Biraz tutukluğumu aşmak için fıkralar anlattım. Bir şey konuşmaya çalıştım ama hepsini unut. Abi FETÖ niye yok ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bildirisinde FETÖ'yle mücadele niye yok? Bu size yetsin. Yani bir lafım var, herkes bu lafla dalga geçiyor. Sağcı ol, solcu ol, dinci ol. Ne olursan ol. Bu ülke türbeleriyle, nehirleriyle, solcularıyla, nazımlarıyla, hepsiyle hepimiz bu toprakların çocuğuyuz. Hepimizi yaşatacak olan hukuktur. Herkes kavramıdır, yurttaş kavramıdır. Bunu çökertirsen ülke dağılır. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Kürt olsun, Başbakanı Kürt olsun, bütün milletvekilleri Kürt olsun. Türkiye'ye bir zarar olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Ama etnik bir anlaşma yaparsan olur. Yani şimdi burada kalkıyorlar, işte siz böylesiniz böyle, yani alakası yok. Herkes, hepimiz, zaten Türkiye'de Kürt olmayan aile yok. Ya yok kardeşim, böyle bir sosyal bir erime olmuş, sosyal bir kaynaşma olmuş. Kim kaynaştırmışsa da güzel yapmış. Biz enişte yapmış, gelin yapmış, abi yapmış, aile yapmış, amca yapmış, dünür yapmış, yapmış oldu yapmış, karıştırmış. Ama şunu kabul edelim. Hakkını vermek zorundayız. 19 Mayıs'ta Osmanlı Sevr'i imzaladı ve bir güç, bir milli güç, Kuvayi Milliye gücü egemenliğini kazandı. Şimdi sen helal, yani helal bir egemenliğin var ya. Namus ölmüşsün. Sakarya'larda, Dublupınar'da bir egemenliğin var. Geliyorsun, ona APO'ya veriyorsun yarısını. Amerika'nın, Yunan'ın, Rusya'nın, bütün ülkelerin sinsiz sinsiz kullanıp içine soktuğu hain bir kanlı terör örgütüne veriyorsun. Bu utanılacak bir şeydir. Ve FETÖ'yle ses. Sonra da CHP'ye gidiyor Atatürkçü yazarlar. Ne kadar güzel anlatıyorlar bunu. Ne kadar sakin. Büyük bir ihaneti ne kadar basit anlatıyorlar. Ya barış olsun. Bu mu? Tabii barış olsun da bu mu yani? Orada tartışma yok ki. Orada bir tartışma yok. Herkes aynı. Böyle gizli. Ya barış olsun. Böyle şey. Barış olsun. Tabii barış olsun. Bir sabahtan beri ne anlatıyoruz? Barış hukukla olur. Herkesle olur. Yurttaşla olur. Yurttaşlığı ve herkesi çıkardığın zaman barış hiçbir yerde olmaz. Rusya'da olmaz, hiçbir yerde olmaz. Çünkü yurttaşlığı çıkardığın zaman birisi imtiyazlı olur. Bir etnik gruba imtiyaz verirsin. Aristokrasiye, burjuvaziye, zengine imtiyaz vermek gibi orta çağ toplumudur bu. Anadolu Selçuklu bir şey, beylikleri. Oraya Kürtler, oraya Lazlar, oraya bilmem neler. Yarın İstanbul'da oy yapalım dedi. 2 milyon oradan Beşiktaş istediler. Kürt çoğunluk. Ya saçma sapan etnik pazarlığa ve tartışmaya girilir mi? Bunlar kırmızı ihanettir. Burada suç Kemal Kılıçdaroğlu'nun değildir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun dizayn olduğu başından beri belliydi. Bizleri de kandırdı. Ama buna oy veren, %25'e oy veren gazeteci, yazar, aydın, sözcü dediğimiz, cumhuriyet dediğimiz buralardaki kendine Kemalist ve Atatürkçü diyen aydınların ideolojileri zayıftı. Kendileri zayıftı. Akılları ve beyinleri zayıftı. Vekil olabilmek için, yükselmek için, bir gazetenin başına geçmek için yeterli donanımları yoktu. Kemalizmi kamufle ettiler. Maske diye kullandılar. Ve şimdi hepsinin ihanet belgesi ortaya çıktı. Eğer sen Kemalistin, ben Kemalist laflarına inanmıyorum yani. O lafları kullanmak istemiyorum. Ben bu toprağın çocuğuyum. Çünkü herkes Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak zorunda, vukuğa sahip çıkmak zorunda. Cumhuriyetçiyiz yani.
Ve her cumhuriyetçi de yalnızdır ve sahipsizdir şu günlerde. Atatürk de yalnızdır, cumhuriyet de yalnız ve sahipsizdir. Bugünlerde sesini çıkarttın çıkarttın. Yoksa seçimden sonra öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Ondan sus. Sonra duruma göre vaziyet al. Ondan sonra sus ya. Bir mermiler geliyor, sinmişsin. Dur bir seçimmişsin de ona göre, oraya kadar bir susun diyorsun. Böyle bir şey yok. Tabii bütün bunlar bir toplumun da kendini tanımasına yarıyor. Yani bir toplum kendini tanıyor. Aynımızı tanıyoruz, ideolojilerimizi tanıyoruz. Bu Kemalist ideolojiyle bir şey olmayacağı çıktı ortaya. Çıktı abi. Yani düşünce derneklerine bakarak, kadın derneklerine bakarak, Sözcülük Gazetesi'ne bakarak... Böyle okumayla olmaz. Böyle bakarak buradan bir şey çıkmayacak. O hesaplaşacağız bununla. Ben burada değilim. Böyle Amerikan darbelerinin arkasına girmiş adamlarla işimiz olmaz yani. O darbe iyi. Amerika sana darbe yaptı, iyi. Ona darbe yaptı. Kötü diye bir şey yok. Peki abi. Son bir cümle var mı? Son bir cümlem bunlar işte. Ağzına sağlık abi. Çok kritik zamanda... Doğru inandığın, bildiğin şeyleri söylemek adına yaptığın... Ya muhalefete oy vereceğiz. Ama bir daha dedik, bir daha diyeceğiz. Budur abi. Yani muhalefete oy vereceğiz, muhalefete oy vereceğiz. Tabii, bu ancak başka bir şey. Bu ihanet bildirgelerine karşı güçlü bir seçmen gücümüz karşı... olmazsa yarın bunu durduramayız. Etnik pazarlık önümüze düşer. Bitti. Gerçekleri her daim... Yani vekil olacağım diye abi. Susuyorsun, bilmem ne olacağım diye susuyorsun, işi karıştırmayayım susuyorsun. Peki. Ağzına sağlık abi. Ben teşekkür ederim. Biz de mümkün olduğu kadar doğruları söylemeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar korkmadan. İşte şurada seçim varmış, burada bu varmış, burada bu varmış. Ya işte şunu da geçelim, şunu da atlatalım falan dersek bir yerden sonra Cumhuriyet elden gittikten sonra konuşmamız bir anlamı kalmayacak. Huzurlu bir seçim ve güven verici bir seçim açıklaması da hiçbir parti başkanı yapmıyor. Bunu da çok önemli görüyorum. Evet, onu... Herkes huzur ve sükunette seçim sonuçlarını hazmedecek ifadelerle toplumun karşısına çıkmalı. Ne ya ben kazanırsam ortalık karışır, o kazanırsa ortalık karışır gibi laflar diz boyu gidiyor ya. Hepiniz şey sükunet telkin edeceksiniz, güven telkin edeceksiniz ya. Tam tersine korku ve güvensizlik ve gürültü oluşturuyorsunuz. Peki abi bunu da not ettik. Haftaya yeni notlar alacağız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar. Çok çarpıcı ve bütün Türkiye'nin aslında... Bugün itibariyle İsmişehir'le bir anlaşma yeni yaptılar. Ve kendini kahraman göstermek, heyecanlı göstermek. Şimdi niye sustular, niye konuşmuyorlar? Bu medyada işte iki aydır görüyorsunuz. Bu kadar mutlak gücü vermezler. İddiam odur. Ve tabii şüphesiz FETÖ'den sonra her şey tek bir adamın elinden giderse... 15 yıl sonra bütün dünyanın teknolojiden geri kalan hiçbir ülkenin artık yaşama şansı yoktur.